Adana'dan selamlar. Taşköprü'ye geldim. Yolda aslında Mersin'de kalacaktım bugün. Bindiğim bir abi, ben çevre yoluna çıkacağım, orada bırakabilirim seni dedi. Tamam dedim, olur. Baktım o da Adana'ya gidiyormuş. Abi dedim, Adana'ya gidiyorsan beni de götür. İyi dedi. Geldim, 2 saatte falan geldik burada. Mersin'den buraya 2 saatte falan geldik. Tam Mersin merkezde de değildim zaten. Şimdi Taşköprü'yü gezelim. Burası bildiğim kadarıyla dünyanın hala kullanılan en eski köprülerinden bir tanesi. Şurada da yazıyor mu ne oldu? Şöyle bir şey var ama. Kervanların güzergahlarını oluşturuyormuş. Ve 4. yüzyılda yapılmış Taşköprü. Taşköprü'den karşıya geçeyim, geleyim, nehri çekeyim. Ondan sonra oyuncak müzesine gideceğim. Burası da Taşköprü. Şöyle bir gezelim. Ha, bu da ben. Karşıda bir tane cami var. Altı minareli. Bir cami var. Akşam nerede kalırım? İleride bir merkez park, merkez cami parkı gibi bir yer varmış. Beni getiren abi orayı söyledi. Oralarda kurarsın çadırını, kimse bir şey demez dedi. Tamam dedim. Gideceğim, bakacağım. Belki orada kurarım. Belki daha güzel bir yer bulurum. Sıcaklık olarak bu Adana sıcak falan diyorlar ya. Mersin daha sıcak. Şu ana kadar Mersin daha sıcak. Ya burası da sıcak. Gölün içinde kuşlar var. Göl değil. Nehir. Kuşlar var. O tarafa geçmeyeceğim. Karşıda şurada oyuncak müzesi var. Yok, oyuncak müzesi değil. Sinema müzesi var. Orada da işte Adana ile ilgili yönetmenleri, yapımcıların, oyuncuların, onların hem hayatını anlatıyordur hem de yaptıkları eserlerle ilgili bir müze oluşturmuşlar. Ya, müze kartla girebiliyorsak gireceğim. Müze kart haricinde ekstra para isterse o zaman girmeyebilirim. Abi 5-10 liraysa yine girerim. Fazlaysa girmem. Orada tekrar kayıt alalım. Geldim, sinema müzesindeyim. Burayı gezeceğim. Şimdi bakalım burada ne varmış. Yılmaz Güney Odası. Fragmanlar, eski tarihi fragmanlar. Büyük ihtimalle filmlerde kullanılan silahlar. Burada bir heykelimiz var. Merhaba. Burada filmleri var. Yılmaz Güney, Çirkin Kral. Film afişleri. Burada yine filmlerin birer kopyaları. Aç Kurtlar filminde kullanılan bere. Sigara tavukası. Kitapları var. Burada Yılmaz Güney'in yazdığı mektuplar var. Bir adet kıyafet. Bu
nostalji odası. Eski kullanılan film ekipmanları. Çıkalım yukarı. Adana Sanatçılar Odası. Yılmaz Şerif, Muzaffer İzgül, Ethem Çalışkan. Hepsini tek tek okumayacağım. Oraya çekiyorum. Pala. Mutluluğun resmini çizmeden önce. Orhan Kemal. Müslüm Gürses. Ümit Besen. Ferdi Tayfur. Erol Büyükburç. Şurada klima var. Biraz serinleyeyim diye geldim. Burada duruyorum şimdi. Altın Koza Odası. Altın Koza ödüllerinin kazananları, festivalleri. Bu kadar çok afiş var ki şu anda kendimi bir törende gibi hissettim. Bu da Altın Koza. Bu değil, bu. Burada da eski kullanılan fotoğraf makineleri, video makineleri, video kaydediciler. Bir sürü. Çıkalım buradan. Şu klimadan da biraz serinleyelim. Burada eski bir adı aklıma gelmedi şimdi. Bunun adı aklıma gelmedi. Fax makinesi değil. Yazıcı değil. Neydi bu? Neyse sonra aklıma gelir. Gerçekten böyle oluyor. Bir şeyi biliyorsun ama adı aklına gelmiyor. Yılmaz Duru'ya ait eşyalar. Buradan geldik. Bir kat daha çıkayım. Yeni Kuşak Sanatçılar Odası. İşte Timuçin Esen, Çoğra Özün, Kıvanç Tatlıtuğ. Çıkalım. Üst katı kapatmışlar, teras. Babam müzikal. Bu Muzaffer İzgül'ün arkadan görünüşü. Çıkacağım birazdan. Burası da sinema müzesi.
İbrahim Zaman koleksiyonu. Sinema müzesi bu kadar. Sonra tekrar açarım kaydı. Sinema müzesinden çıktım. Genel olarak güzel bir yer. Güzel dizayn etmişler. Yani tabii Adana'ya özel. Adana oyuncuları, yapımcıları nezdinde olduğu için tüm Türk sinemasını kapsamıyor. Yine de aklınıza gelmeyecek birçok ismin Adanalı olduğunu, buradan çıktığını görebiliyorsunuz. Giriş müze kartla girilmiyor ama çok cüzi bir miktarı var. Tam 4 lira, öğrenci 2 lira. 2 lira verdim, girdim. Kartla verdim, onda nakit de değil. 2 lira otobüs kartına basar gibi. Pardon, otobüs kartı varsa zaten direkt otobüs kartından basıp geçebiliyorsunuz. Ben 2 lira kredi kartından ödedim, temassız geçtim. Şimdi bu akşam ne yapayım? Onu planlayayım. Burada bir arkadaşım var, onu göreceğim. Atatürk Parkı'na doğru gidiyorum. Saat kulesi varmış, büyük saat. Pardon, saat kulesi değil, büyük saat varmış. Onu görürsem, ona yakınsam ona bir yürürüm. Trene binecektim Mersin'den Adana'ya, trene binemedik. Osmaniye'ye tren var mı bilmiyorum. Tren varsa Osmaniye'ye giderim. Adana'yı, yani Adana'da uğrayacağım çok yer yoktu. Ama bir gelmek istiyordum yine de. Şimdilik bu kadar. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önündeyim. Burada Adana'dan çıkan yıldızları yerlere koymuşlar, Hollywood tarzı. Fatih Terim. Kimler var? Ayça Arman. Ali Özgen Türk. Menderes Samancılar. Ferdi Tayfur. Şu yıldızların içinde de hangi dalda ünlü olduğuna dair birer sembol var. Şener Şen. Burası Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yanı. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası. Şehir tiyatrosu. Yaşar Kemal. Yılmaz Güney. Erol Büyükburç. Sunakan. Orhan Kemal. Oo, çok güzel yapmışlar bunu sembolünü. Abidin Dino. Abidin ismi çok komik değil mi ya? Hani söylemesi, isminde bir komiklik yok ama Abidin. Abidin. Çocuklar duymasında Abidin. Aklıma o geliyor. Abidin. Tamam, kapatıyorum. Buradan sonra bakalım neredeyiz. Mehmet Agam'la muzlu süt içiyoruz burada. 10 numara bir şey sıcakta, iyi gidiyor.